1768'de başlayan Türk-Rus Savaşı'nın ikinci senesi olan 1770 yılı pek çok açıdan savaşın dönüm noktası olacaktı. Bu yılın Nisan ayında başlayan deniz çarpışmaları sonunda Çeşme Limanı'nda bütün bir Osmanlı filosunun yakılmasıyla neticelenecekken, karada da işler Türkler için korkunç bir vaziyet alacaktı. Amiral Orlov kumandasındaki Rus filosunun Ege'deki operasyonlarına başladığı Nisan ayında resmiyette Osmanlı Devleti'ne tabi olan Eflak ve Boğdan prenslikleri, St. Petersburg'a gönderdikleri iki komisyonla Çariçe Katerina'ya sadakat yemininde bulunmuşlardı. Bunun duyulması doğal olarak payitahta büyük bir öfkeye neden olmuş ve Şeyhülislam sadakatsiz tebaanın cezalandırılması gerektiği yönünde bir fetva vermişti. Gözler cepheye çevrildiğinde Moldovancı Ali Paşa'nın ardından sadarete getirilen ve tıpkı selefleri gibi askerlikten pek de anlamayan İvazzade Halil Paşa tüm kışı Babadağ'ında bekleyerek geçirmişti. Osmanlı serdarı çekimser ve hareketsiz bir haldeyken Rus tarafının 1770 yılının kara operasyonları için ciddi planları vardı. Rus İmparatorluğu'nun bu yılki ilk hedefi General Rumyantsev kumandasındaki ana ordunun Prut ve Tuna arasında tam bir hakimiyet kurmasıydı. Pyotr Ivanovich Panin kumandasındaki ikinci bir kuvvet Besarabya bölgesini işgal edecekken, General Berg kumandasındaki üçüncü bir kuvvet Perekop hattına saldıracaktı. 1770 yılının Mayıs ayında Rus İmparatorluk ordusu çizilen plan doğrultusunda harekata başladı. General Rumyantsev maruz kaldığı Tatar akınlarını zorlanmadan püskürtmeyi başardı. 18 Temmuz 1770'te Kırım Hanı Kaplangiray ile karşılaşan Rumyantsev, sayıca düşmandan iki kat daha az olmasına rağmen 8 saat süren muharebede Kırım kuvvetlerine ağır bir yenilgi yaşattı. Kırım Hanı sahip olduğu 33 topun hepsini düşmana terk ederek muharebe sahasından ayrılmak zorunda kaldı. Rumyantsev'in ilerleyişini sürdürdüğü günlerde Sadrazam İvazzade Halil Paşa hala tedirgin bir şekilde Babadağ'ında beklemekte ve bu Sultan Mustafa'yı kızdırmaktaydı. Halil Paşa ancak Baba Ali'den kendisine harekete geçmesini söyleyen bir emir geldiğinde Babadağ'ından ayrılacaktı. 100 bin kişiden fazla bir kuvvete ve 140 topa sahip olan Serdar-ı Ekrem'in hedefi Kaplangiray kumandasındaki yaklaşık 80 bin Tatar'la buluşmak ve sadece 40 bin kişiye kumanda eden Rumyantsev'i sayı avantajıyla kesin bir yenilgiye uğratmaktı. General Rumyantsev her ne kadar önceki muharebeleri kazanmış olsa da şimdi neredeyse kendi kuvvetlerinin 5 katı olan bir güçle karşı karşıya olduğundan tedirgindi. Osmanlı ve Kırım kuvvetlerinin birleştiği bir senaryoda kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu gören Rumyantsev, Halil Paşa'yı yolda karşılamaya karar verdi. 31 Temmuz 1770 tarihinde Kahul Nehri yakınlarındaki Rus ordusunu fark eden Sadrazam bir müddet için düşmanı inceleyip istihkamlar yaptırdı ve ertesi günün sabahında saldırmaya karar verdi. Ne var ki bu plan hiçbir zaman hayata geçmeyecekti. Çünkü Pyotr Rumyantsev gece saat 1 sularında ordusuna ileri emri vermişti. Osmanlı ordusunun süvari sayısında sahip olduğu avantajdan faydalanamaması için piyadelerini kare formasyonunda ilerleten Rumyantsev bu formasyonların ortasına hafif toplar koydurmuş, karelerin arasındaki boşlukları ise süvarileriyle doldurmuştu. Rusların yaklaştığını gören Osmanlılar kötü organize edilmiş süvari hücumlarıyla düşmanı püskürtmeye çalışsalar da ağır kayıplar vererek dağıldılar. Ardından Türkler süvarileriyle Rusların arkasına sarkmaya çalıştı. Bu durumda Rumyantsev soğukkanlı bir şekilde askerlerinin hızla Osmanlı istihkamlarına doğru ilerlemesine devam etmesini istedi. Bu karar Rusları arkalayacak olan süvarilerin dikkatini savunma pozisyonlarına çekerken, Halil Paşa tüm askerlerine siperleri doldurmalarını emretti. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Ruslar nihayet Osmanlı istihkamlarına ulaşmıştı. Merkezdeki Yeniçeriler yaklaşan düşman karelerinin arasındaki boşluklardan faydalanarak gerçekleştirdikleri hücumda bazı Rus karelerini dağıtmayı başardı. Durumu fark eden Rumyantsev hızla rezervlerini ileri sürerek Yeniçerileri tekrardan siperlere itti.
Bunlar olurken sağ ve sol kanatta Ruslar siperleri ele geçirmiş bulunuyorlardı. Dahası toplarını Osmanlı kuvvetlerinin arkasına getirmeyi başaran Ruslar şiddetli atışlar yapmaya başlamıştı. Her taraftan sarılan Osmanlı askerlerinin maneviyatı kırılmış, tüm ordu sağa sola kaçmaya başlamıştı. Sadrazam her ne kadar kaçan askerleri cesaretlendirmeye çalışsa da bir süre sonra muharebenin kurtarılamayacağını anlamış ve o da maiyetiyle birlikte savaş alanını terk etmişti. Ufak bir süvari birliğini Osmanlıları kovalaması için ayıran Rumyantsev ordusunun kalanına Osmanlı çadırlarında istirahat izni verdi. Türklerin 300 kadar taşıma gemisiyle Tuna üzerinden tahliye edileceği ertesi gün kuvvetlerinin bir kısmını bölgeye sevk eden Rumyantsev gerçekleşen çarpışmada Türkleri bir kez daha ağır bir yenilgiye uğratmış ve tüm taşıma gemilerini ya yakmış ya da ele geçirmişti. Kartal Sahrası Muharebesi Osmanlı tarihinin en büyük bozgunlarından biri olmuştu. Şehitler, yaralılar ve esirlerle toplamda 20 binden fazla zayiat verilmiş, 140 savaş topunun hepsi düşmana terk edilmişti. Buna karşılık Rusların kaybı 1000 civarındaydı. Burada yaşanan bozgunun hemen ardından Kili ve İsmail kaleleri elden çıkmıştı. Yine de Ruslar Özye'ye yaptıkları saldırıda Kırım Hanı Kaplangiray'ın kuvvetli savunması, General Pyotr Ivanovich Panin'in Bender'e yaptığı saldırıdaysa kale garnizonuyla birlikte savunma toplarının etkili kullanımı sayesinde püskürtülmüştü. Bender'de istediğini elde edemeyen Panin İbrahim Kalesi'ni kuşatmış ve burayı 10 gün içinde düşürmüştü. Rus general daha sonra Akkerman'a yürümüş, kale her ne kadar iyi savunulsa da bir ay süren kuşatmanın sonucunda açlıktan kıvranan Osmanlılar Akkerman'ı Ruslara terk etmişti. Panin çizilen plana göre hızlıca bölgedeki tüm kaleleri düşürüp Kırım'daki General Berg'e takviye kuvvet göndermeliyken Bender'deki kayıpları generali bunu yapmaktan alıkoymuştu. Haliyle General Berg Panin'den hiçbir destek görememiş ve Perekop'a kadar ilerledikten sonra harekatı durdurmuştu. Şu günlerde Sultan 3. Mustafa'yı cepheden gelen yenilgi haberlerinden daha çok sinirlendirebilecek bir şey vardı. 17 Ağustos 1770 tarihinde Yedisan ve Bucak Tatarlarından 26 reis dinlerinin hür bir şekilde yaşanmasına ve kendi iç işlerinde bağımsız olmalarına müsaade edilmesi karşılığında Çariçe Katerina'ya tabi olduklarını ilan etmişlerdi. Dahası diğer Tatar beylerini de buna ikna etmeye çalışacaklarını bildirmişlerdi. Kasım 1770'te Ruslar Bükreş ve Bender'e girerken hemen hemen bütün Avrupa dehşetle karışık bir şaşkınlık içindeydi. Türkler aynı yıl içinde hem denizde hem de karada büyük yenilgiler almıştı. Rusların savaşa daha hazırlıklı olduğu ve avantajlı taraf oldukları zaten bilinen bir şeydi. Ancak kimse Osmanlılardan bu kadar kolay çözülmelerini beklemiyordu. Yaşananların ardından Çeşme baskınına giden yolda Rusların en büyük destekçisi olan İngilizler bile bu savaşın kesin bir Rus zaferiyle bitmesinin olası sonuçlarından çekinir olmuştu. Rus filosundaki personellerini vatana çağıran İngiliz hükümeti, İstanbul'daki elçileri John Murray'e Reis Hülküttab'a yakınlık kurmasını emrediyordu. Fransa, filosunu kaybeden Türklere 4 milyon akçe karşılığında 15 savaş gemisi satmayı teklif ederken Prusya Kralı Büyük Frederik ve Avusturya İmparatoru 2. Joseph ise bir şeyler yapılmazsa Avrupa'daki güçler dengesinin kökünden değişeceği endişesindeydi. 1769'daki ilk görüşmelerinin ardından 1770 Eylül'ünde bir kez daha buluşan iki hükümdar acilen barışın sağlanması gerektiği noktasında mutabık kaldılar. Bunun için iki tarafla da görüşmelerde bulunmayı kararlaştırdılar. Ama hem Prusya'nın hem de Avusturya'nın arabuluculuğuna rağmen iki tarafın anlaşması hiç mümkün gözükmüyordu. Daha arabuluculuk teklifi gelmeden önce Pyotr Rumyantsev Babali'ye gönderdiği mektupta Rusya'nın herhangi bir arabulucu olmadan barış masasına oturacağını söylemişti. Üst üste ağır yenilgiler yaşayan Osmanlılar da başlangıçta savaş naraları atan askerler bile artık barışın gelmesini istiyor, sultan orduyu büyük ihsanlarda bulunarak kontrol altında tutabiliyordu.
Ne var ki Osmanlıların barış için şartı kesinlikle bir arabulucunun olmasıydı. Çünkü kafa kafaya yapılacak bir anlaşmada çok büyük bir zararla çıkacakları kesindi. Çariçe Katerina müttefiki olan 2. Frederick'in arabuluculuk teklifini alınca hangi şartlarda barış yapacağını yazmıştı. Bunlar Kırım'ın Osmanlı İmparatorluğundan koparılıp bağımsız bir devlet yapılması, 25 yıl boyunca ödenecek bir savaş tazminatı, Osmanlılara isyan eden Rumlar için genel af çıkarılması ve Ege'deki bir adayla beraber Azak'ın Ruslara bırakılıp Rus filosuna Karadeniz'de serbest dolaşım hakkının tanınmasıydı. Osmanlıların bu şartların hiçbirini kabul etmeyeceği barizdi. Sulh arayışı başarısız olmuştu. Savaş devam edecekti.